arkadaşlar Dark Passage Uluslararası Wildcard Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor. Detonation Focus Me karşısında Dark Passage mavi tarafta olacak bu maç boyunca. Detonation Focus Me ise kırmızı tarafta olacak. Tristana da yaklaşabilir oraya. Astaroli orada ışınlanma geliyor yukarı koridordan. Hemen Maokai'dan da ışınlanma geliyor. Zeytot. Bakalım buradan ne olacak. Zeytot çok arada kaldı. Oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Astaroli'yi sersemtmeyi başardılar. Kazuo'na odaklanmaya çalışıyor. Şimdi Nori geldi. Çizmeye başladı oradan. İlk olarak Astaroli'yi almayı başardılar. Yalnız Ejderha kimde kalacak? Ejderha'yı Zilir almayı başardı. Bakıyorum şimdi Brown düştü orada. Yine aynı şekilde Zeytot düştü. Naru orada bir skorun da almasına yardımcı oluyor. 2'de 2 yapan Elvin oldu. Seros bakalım orada uzaklaşabilir mi? Rokenya da geldi. Elvin tek başına kaldı. 3 tane skor veriyoruz burada. Ve Ejderha'yı da kaptırdık. Detonation Focus Me'ye. Ejderha'yı zorlamak istemiyor. Dark bu arada Naru'nun üzerine doğru geliyor. Işınlanma da geliyor oraya doğru. Bakalım Naru oradan uzaklaşabilecek mi? Sıçraması ya da hayaleti yok ama güzel oraya koydu o çekim alanı. Şimdi Elvin gelişti. Crystal orada. Bakıyorum Ryder da geldi araya doğru girdi ama hala taşıyıcımız yok. Zeytot şimdi giriyor oraya doğru. Astaroli oradan uzaklaşabilecek mi? İlk olarak Lulu düşecek ama orada Zilin ultisi de tekrardan hayata dönüyor. Kazu arada kaldı. Kazu düşüyor. Gragas, Alistar hepsini teker teker aradan çıkarmaya başardılar. Yutapon şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Son bir vuruş. Gelecek mi acaba bakıyorum. Zeytot'a içmeye çalışıyor. Dikkatli olması lazım. Çok fazla hasar üzerinde. Son anda zaman bombalarına kaçmayı başardı. Yutapon'u da düşürüyor. Crystal'da kalıyor skor. Burada bir savaş görebiliriz. Ulti geldi öncelikle. Seros'a odaklanmaya çalışıyor. Crystal arka tarafta. Rydal da geliyor oraya doğru. Yalnız Elvin ters taraftan kapatıyor. Seros üzerinde kendi ultisi var. Rokenya'nın üzerinde şimdi vahşi büyümeyi kullandılar. Arka tarafta Kazu birilerini geriye doğru itiyor. Bakalım Zilean'a ilk düşen kişi oldu. Ardından Gragas düştü. Rokenya alanı terk etmeye çalışıyor ama Yutapon yakalandı diğer tarafta. Bir de altından Crystal çıktı. 3 tane tank araya aldılar. Vurdukça vuruyorlar, dövdükçe dövüyorlar. Yutapon da düştü. Arka tarafa bu arada o ulti de geldi. Ben söyleyemeden daha yeteneklerin isimlerini Naru bir skoru da alıyor. Yani. Ve yani bu da mesela bu da biraz önceki Sivir'in oyundaki Sivir'in yakalanması gibi bir durum yalnız bu arada. Yani Rokenya maçın başından beri korkunç bir performans. Seros'u yakalayabilecekler mi? Diğer tarafta Kazu'ya döndüler şimdi. Kazu'nun üzerine odaklanıyorlar. Bir de çekim alanı var. Ulti var üzerinde. Zilean ultisi var Kazu. Tekrardan hayata dönecek ama bakalım hayatta kalabilecek mi? Güzel bir Gragas ultisi geldi. Detonation Focus Me'den ama yeterli olmuyor. Zeytnot hiç hasar bile almadı ya. Biraz önceki savaşta. Elvin şimdi sıçrayarak araya giriyor. Naru da sıçradı Elvin'le birlikte. Aradan Zilean'la çıkarmaya başardı. Astorore'de düşüyor. Crystal hayatta kalacak mı? Kalmayı başarıyor. Yutapon arayı aldılar. 3'te 3 yapan bir Zeytnot var. Bu çocuk bu hırsı içinde hissediyor. Dünya finallerini hissediyor. Şimdi bir de Rokenya'yı yakaladılar. 4'te 4 yapacak mı? Bakalım katliam. Naru'da kaldı skor. Ve böylece Dark Passage Uluslararası Wildcard elemelerinde ilk maçı kazanmayı başarıyor.